Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya baktığımızda, haftaya başlarken global piyasalarda sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta global veri akışı açısından önemli bir hafta. Tüm dünyada bilanço sezonu başladı. Ayrıca 3 tane büyük merkez bankasının faiz kararı var. Çarşamba günü Fed, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası, Cuma günü de Japon Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın 25'er bas puan daha faizleri arttırması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın ise herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bize döndüğümüzde biz de Arçelik'le birlikte bilanço dönemine başladık. Onunla ilgili yorumları Cemal yapar ama genel olarak baktığımızda satış gelirleri ve alık beklentileri raporlar gelirken net kar beklentilerin altında gelmiş gibi gözüküyor. Detaylarını Cemal sizle paylaşacak. Onun dışında bu hafta aslında akşam bekliyorduk ama Yapı Kredi'yi sabah gönderdi o da bilançosunu. Bu da son dönemde garantiyle başlayan bir yeni trend oldu. Seans başlamadan önce açıklıyorlar. Baktığımızda Yapı Kredi'nin karının bizim ve piyasa 11.4 milyar TL olarak bizim ve piyasa beklentilerine paralel olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken önemli bir iki faktör var. Birincisi baktığımızda 6 aylık dönemde bankanın asıl işi olan faiz gelirlerinde yani kredi vermekten ve menkul kıymetlerden kazandıkları faiz gelirlerine baktığımızda geçen seneye göre kabaca bir %20'lik düşüş var. Şimdi bu kadar enflasyonist bir ortamda bunun olması tabii ki enteresan. İki faktör var tabii burada önemli olan ama en önemlisi TL fonlama maliyetlerinin çok ciddi şekilde artmış olması. Yani baktığımızda neredeyse geçen 6 ayın yani 2022'nin 6 ayına göre kabaca %300 artmış bu TL fonlama maliyetinin olduğunu görüyoruz. Onun dışındaki gelir tarafında ise faiz gelir tarafında ise tabii ki bu TÜFE endeksli kağıtların enflasyon düşüşüyle birlikte aşağı gelmesi önemli rol oynuyor. Yani bunu herhangi bir sanayi şirketinde görüyor olsak aslında bu kısma baktığımızda ana işlerinin oldukça bu kadar enflasyonist bir ortamda kötü gittiğini söylemek doğru olur. Bu çeyrekte bankacılık sektörünü kurtaran ne oldu? Bu trading tarafından elde edilen karlar. Bunu bütün bankalarda görüyor olacağız. Geçen senenin ilk 6 ayında 4 milyarlık bir trading karı varken bu 6 ayda 17.8 milyarlık bir trading karı var. Yani ana işten baktığımızda %20'lik daralma varken burada ise yine yaklaşık %320'lik bir artış aslında baktığımızda net karı geçen seneye göre kabaca %30 6 aylık kıyaslamada büyütmüş gözüküyor. Genel olarak karın kalitesi diye bir kavram vardır. Karın kalitesinde işte bu tek seferlik kazançların çok sürdürülemez olduğundan dolayı normal şartlar altında buna çok fazla piyasa tepki vermez. Ama biz bir buçuk aydır pozitif bankalardaki özellikle seçim sonrası yaşanan pozitif tepkiyi görüyoruz. Buradaki en büyük farklılığı Akbank'ta göreceğiz. Dediğim gibi Akbank diğer bankalara göre karını da ciddi şekilde arttırmış olduğunu göreceğiz. Onlar çok daha büyük bir kar etmişler. Ama genel olarak Türkiye'nin makro riskinin azalıyor olması ki bunu CDS'lerden de görüyoruz. İşte seçim Mayıs ayında 700'ler olan
CDS'ler bu sabah da 437'lerde. Doğru adımlar atıldıkça bu yine 400'ün altına doğru gelmeye devam edecektir. Bence bankacılık sektörü de genel makro fiyatlamadan en çok etkilenen sektör olduğunu söyleyebiliriz. Benim gözüme çarpan, tabii ki daha önce bankayla da konuştuğumuzda bize belirttikleri bu yapı kredi özelinde bu çeyrekte çok büyük bir NPL yani takibe düşen bir kredi var. Yani normalde baktığımızda son 6 çeyrekte takibe düşen kredilerin ortalaması 1,5 milyarken toplamda bu çeyrekte 9 milyar. Yani burada bir kalemden geliyor. Bu da neyi unutmamız gereken şey? Bankacılık sektöründe işler kötü gittiğinde karı negatif etkileyebilecek çok büyük değişimler olabiliyor. Ama onun dışında genel olarak net aktif, aktif kalitesinde bir bozulma yok. Ama şöyle düşündüğümüzde bir iki çeyrek daha böyle bu tip büyük kalemler gelirse bu senenin karının %40'ını daha tıraşlayabilecek önemli gelişmeler. Buna da bakmakta fayda var. Ama dediğim gibi genel olarak makro riskin azalması bankacılık sektörünü olumlu şekilde etkiliyor. Bir de şunu düşünmemizde fayda var. Mayıs ve Haziran aylarında %40'ların üzerinde devam eden hem normal TL mevduatlar hem de KKM için verilen faiz oranlarının ciddi şekilde aşağı geldiğini görüyoruz. Bunun da önümüzdeki dönem bu çekirdek bankacılık operasyonlarını biraz rahatlatacağını söyleyebiliriz açıkçası. Ben genel olarak baktığımızda dediğim gibi bu sonuçları nötr olarak görüyorum Yapı Kredi Bankası için. Genel olarak çünkü seçim sonrasında bankalar bu sonuçları biraz fiyatlamış gibi. Bundan sonra çarşamba günü de Akbank sonuçlarını açıklayacak. Dediğim gibi bu bilanço döneminde bankacılık sektörünün yıldızı olarak ya da en kar açısından ortaya çıkan banka Akbank olduğunu söyleyebiliriz. O da zaten diğer bankalardan daha iyi bir performans sağlayarak bunu gösterdi son bir ayda özellikle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi haftalar. Arkadaşlar günaydın. Ben de kısaca Arçelik'ten bahsedeyim. Ayrıca bir ses kaydı gönderdim zaten. Genel anlamda Arçelik'in sonuçlarına bakarsak 492 milyon TL'lik bir net kar var. Ama bizim piyasa beklentilerimiz 900 milyonun üzerindeydi. Piyasa beklentileri de 780 milyon TL civarındaydı. Beklentilerin altında kaldı. Bunun ana sebebi operasyonlardan ziyade finansman giderlerinden kaynaklanıyor. Yani şirket %45 büyüdü. Favök marjı olarak 10,5 oldu ki bu iç çeyrekte 9,3'tü. Net kar rakamına gelirken ise ciddi finansman yükü var. Tabii öncesi gibi efektif vergi geliri falan da az olduğu için yani çok cüzi bir rakam geldiğini gördük. Şimdi bu durumu şöyle değerlendirebiliriz. İç talep çok kuvvetli. Yani %89'luk bir büyüme oldu. Ciddi bir büyüme. Bu iç pazardaki hem fiyat artışından hem talep yüksekliğinden kaynaklandı. Yurt dışı tarafı ise zayıftı. Yani %20'li civarlarda bir büyüme var. Hatta organik olarak yabancı para cinsinden baktığınız zaman %3'lük bir daralma var. Yani kur farkı tabii ki 22,7'lik etkisi oldu. Satın almalarında 6,7'lik bir etkisi oldu. Yani aslında özellikle Avrupa ve Asya hatta Afrika zayıf seyretmesi aslında genel durumu bozdu. Şimdi bu durumda nasıl değerlendirmek gerekir? İlk tepki olumlu olmayabilir. Yani negatif olur diye düşünebiliriz. Çünkü gerçekten o kadar iş yapıyorsunuz, 5 milyar kar ediyorsunuz ve sadece bundan
yaklaşık olarak işte 500 milyon TL bir de kar olmadığını görüyorsunuz. Bu şey yapabilir ama asıl büyük resime bakarsanız önümüzdeki dönemde işte Whirlpool'la görüşmeler, daha doğrusu Avrupa operasyonları birleştirme aksiyonu var. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek. Maliyetler artık gerilemiş durumda. Aslında biraz Avrupa'daki gelişmelere bağlı. Bir de ihracat tarafındaki gelişmelere bağlı. Burada özellikle işte hükümetle ihracatı destekleyeceğiz, yurt dışı satışları destekleyeceğiz diyor ama burada artık bir aksiyon görmek lazım. Bu önümüzdeki dönemlerde Arçelik gibi şirketlere olumlu etkileyecek. Şu anda negatiflik büyük ölçüde sanki hisseye yansımış durumda. O yüzden diyorum kısa vade ilk etapta negatif bir etki olabilir. Ama onun sonrası yeniden şey yapacaktır, kendine gelecektir diye düşünebiliriz. Burada şu anda genel piyasanın algısı hala pozitif bölgelerde bu arada. Bugün kabine görüşmesi var. Kabineden çıkacak şeyler yine bu yatırımların somutlaştırılmasıyla ilgili noktalar olacaktır. Tabii ki enflasyonla mücadele konusu hep gündemde oluyor ama orada tam somut ne alacaklar onları kestirmesi zor. Bu hafta herhalde zaten Batuhan da bahsetmiş dedik. Bu faiz kararı var yine ABD'nin. Orada da konuşulan konu enflasyon %3 olsun ama resesyon olmasın gibi bazı görüşler de ön plana çıkıyor. Çin'de uğraşmalar var. Hala uğraşıyorlar. Acaba büyütebilir miyiz diye. Ekonomiyi nasıl büyütürüz? Önlemler alıyorlar ama onlarınki de sanki sınırlı kalıyor gibi. Genel anlamda yine yani hisse şeylerine, hareketlerine bakacağımız yani dikkat çekenler işte Turkcell gibi işte telekom şirketleri, bu hafta karları gelecek şirketler, otomotiv, Ford, Tofaş bunlar var. Yine dikkati radara takılanlar işte yani ilaç şirketleri aslında şimdi devlet bazı fiyat artışları yaptı, euro ayarlamaları. Bunda birçok ilaç sektörü çok da mutlu değil her şeye rağmen. Ama yine de bu tip düzeltmeler iyi gelebilir. Bu gen ilaç gibi şirketler falan onlar biraz ön plana çıkıyor. Bilmiyorum ne kadar etkisi olur ama bu ilaçla ilgili haberler Selçuk Eczacı, gen ilaç gibi şirketleri ilgilendiren konular oluyor. Öte yandan Aselsan yine yani bu yatırımlar olduğu sürece dikkat çekecek. Havacılık Antalya Havalimanı'ndan haberler alıyoruz işte iyi diye belki orada Berk Oray'la ilgili birkaç şey konuşur. Yani velhasıl epeydir yükselen bir hareket var. Bu ne kadar daha devam edecek, edecek mi? Bunlar tabii ki soru işareti. Zaman zaman geri çekilmeler de olabilir. Ama şimdilik sanki hikaye devam ediyor. Bir de ayrı bir konu yine. Türkiye'nin bu kara para vesaire konularıyla ilgili ciddi önlemleri var. Bu konuda artık uluslararası camiada da daha olumlu sinyaller alınıyor. Ekim ayında da değerlendirecekti. FATF diye bir organizasyon genelde işte Türkiye gri listedeydi bu anlamda. Özellikle işte birçok konuda nasıl diyeyim işte bu para transferleri olsun işte terör konuları vesaire. Burada işte kara para aklama vesaire gibi konularda bu konularda Türkiye daha çok daha hassas ve orada da gri listeden beyaz listeye geçme ihtimali var. Bu da Ekim ayında olacak. Bu bugünün konusu değil ama uzun vadede etkileyecek bir konu. Bunu şey yapacağız, göreceğiz. Bu arada ayrı bir nokta olarak mesela Arçelik'te şey gördük. Bu %25'i henüz yansıtmamışlar. Mesela Koç Grup şirketleri yansıtmamış gibi görünüyor. Ki bana göre yansıtılabilirdi. Şimdi diğer şirketlerde göreceğiz. Bakalım bazıları yansıtmış mı, bazıları yansıtmamış mı? Bunu yani bu eninde sonunda %25 vergi oranı %20 yerine yansıtılacak. Bunun altını çizeyim ama aklınız olsun. Koç grubu şirketlerin Arçelik yansıtmamış gibi görünüyor. Diğer çeyreklerde bunu daha net göreceğiz. Halka arzlar zaten tamamlanıyor. Ataköy'ü de görmüşsünüzdür. Orada genel olarak talep kuvvetli hem şeyde bireyselde hem kurumsalda.
Diğer halka arzlarla ilgili de arkadaşlar zaten bilgi toplayacak. Geçmiş dönemlere kadar göre nasıl bir talep var? Bunları da ayrıca değerlendireceğiz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bir soru varsa ya da yorum varsa alabiliriz arkadaşlar. Ya da lütfen Berk ve Zeynep, sizin de ekleyeceğiniz şeyler varsa devam edin. Teşekkürler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.